Kerem, bak son defa sesleniyorum. Kalk artık yoksa bu ürperiyi salarım üstüne. Tamam abla, tamam. Tamam. Geldim. Ya ürperiyi duyunca nasıl dize geldin değil mi? Tamam, anmayalım ki birdenbire karşımıza çıkıvermesin ürperi. Günaydın Ürperi Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Biz de tam şimdi sizden söz ediyorduk. Nasılsınız? İyi, harikayız Afet Hanım. Biliyorsunuz biz Metin'in abisi Tekin'in düğünü için Rize'ye kadar gitmiştik. Ay ben öyle düğünde, nikahta öyle şeylere bayılıyorum. Ne de olsa her kadının hayali, öyle değil mi? Tabii efendim. Neyse ben şimdi sabah sabah lafı uzatmayayım. Ayrıntıları daha sonra anlatırım. Anlatmazsam çatlarım Afet Hanım. Ay sen o yaştaki adam gencecik bir kadın bul, evlen iyi mi? Benden genç olmasın. Ürper abla, biz okula geç kalıyoruz. Affedersiniz. O zaman ben öğleden sonra uğrayayım, gelinin güzelliğini anlatmaya devam edeyim. Bu da şey, size Rize'den çay getirdim. Halis Mulis. Teşekkürler, sağ olun, teşekkürler. İyiler, iyiler. Abla, geç kalacağız, hadi. Hadi sen de giyin. O bir amir! O bir babacan! O bir halk kahramanı! O bir, iki, üç, dört ve karşınızda amirlerin amiri, Amin Sağlam Beyefendi! Ben lan! Musa! Musa amiri! Sevgili mini mini birler, çalışkan ikiler! Türkiye'mizin incisi, Avrupa'nın birincisi Rıdvan Kanat Lisesi'nin öğrencileri! Lafı fazla uzatmadan size müjdeli haberi hemen vermek istiyorum. Amir ya, amirim ya, yüce Rabbim amirimi versin diye yaratmış maşallah ya! Bildiğiniz gibi Rıdvan Kanat Lisesi bugüne kadar televizyon piyasasına çok önemli starlar kazandırmıştır. Daha sonra mühendis olarak göğsümüzü kabartan popstar Ajdar Anık'ın okulumuzdan mezun olduğunu hiç kimse bilmez örneğin. Kısaca söylemek gerekirse okulumuz yine bir ilke imza atmak üzere. Rıdvan Kanat Lisesi açık lise oluyor, açık lise. Hocam burası zaten açık lise. Evet, elini sallayan giriyor valla. Evet hocam, çatısı da açık. Kesin çatıda girebilirler. Evet, sınıflardan birine kameralar yerleştirilecek. Böylece devlet televizyonunun açık öğretim programına canlı yayın yapacağız. Hepiniz ve hepimiz ünlü olacağız, ünlü! Evet, bu kutsal görev için 11 ve 0'ı teşvik bulunuyorum. Hocam, her iddiasına girelim, reyting rekorları kıracağız be. Tabii hocam, reyting rekorları kıracağız en popülerinden. Kesin. Ama bildiğiniz gibi her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ağlamayın, ağlamayın hemen. Para falan isteyecek değilim. Kuralları sayıyorum şimdi size. Bir, yönetmeliğe aykırı kıyafetle gezmek yok. İki, haylazlık yok. Üç, ders kaynatmaya çalışmak yok. Yoksa Rütük Baba gelir okulumuzu kapatır şerefsiz. Hadi dağılın şimdi sınıflara. Amir ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi pıtırcıkları süper süper yapsın diye yaratmış. Maşallah ya. Malum yürüyüş, yürüyüş, çabuk, acele yedik, çabuk. Görüşseyize ya. Evet. Korperaz, gülüm bak sen şöyle etrafına bak. İçinden hangi işi yapmak geçiyorsa o işi yap. Olur mu? Peki Bülbül abi. İyi de bak öyle abine mabine yorulma. Hani bülbüldirsen daha bir iyi olur hani. Peki anladım. Olur. Buyur. Bak. Korperaz sen ne yapıyorsun? Dur kız, ne örüyorsun kız? Bardakları yıkayacaktım. Ya bardaklar öyle soğuk çeşme suyla yıkanır mı ya? Sonra Allah muhafaza o güzel ellerin çatlar değil mi? Hiç bak burada güzel ıslak suyumuz varken değil mi?
Hiç senin elini soğuk suya ben dokundurur muyum ya? İşte bak böyle güzel sıcak suyumuzu alırız, koyarız şuraya, değil mi? Hatta sen hiç zahmet etme, bizzat kendim yıkarım ben bardak. Ama olur mu? Ya olur ya, sen daha misafir sayılır. Olur ya, olur. Aru, aru, anam yandım bittim, kul oldum, başladım korpulaş. Çok acıdı mı? Acıdı, Allah'tan sen sokmamışsın. Korpecik ellerin haşlanırım Allah'a. Dur ben üfleyeyim, dur. Oh, üfürüğe sağlık maşallah. İşin rast geçsin Gülbül Efendi. Sağ ol Mennan, elim haşlandıydı da Kurpenaz'a üfüttürüyordum. Üfüttürüyordun. Geçmiş olsun. Uzakta bir de ben üfüttüreyim. Şiştireyim. Yok yok, geçti. Sen ne istiyorsun onu söyle. Ben ne istiyorum? Şimdi şöyle oluyor. Amirim kuşbunu çay istiyor. Acilen yapasın, hadi bari. Su koydum. Kaynaması lazım, su daha soğuk. Şimdi git de sonra gel. Hatta hiç gelme. Ben bizzat veririm Amir Bey'e. Canım ne olacakmış? Beklerim suyun kaynamasını ya. Ya Mennan ya, senin kulağın duymuyor mu? Soğuk diyorum ya. Ya asıl senin kulağın duymuyor mu? Beklerim dedim ben de ya. Ya senin işin gücün yok mu arkadaş? Ya asıl senin işin gücün mü yok bu kardeşim ya? Benimle burada çemçiriyorsun ya. Ya Allah ciğerine bitmiş, işin gücün var. Hay ana ana o. Ana o hastandı bu Çok teşekkür ederim Amir Bey. Artık siz harika bir kocasınız. Tam istediğim gibi bir ev tuttuk. Ebeveyn banyolu. Hem deniz, hem orman, hem de sokak manzaralı. Hem yerden ısıtmalı, hem de kaloriferli. Artı kapı güvenlikli. Harika. Ama kirası da harika Sevda Hanımcığım. İnşallah her ay ödeyebiliriz o kirayı. Ay ödersiniz canım, ne olacak? Artı daha eşyalar var biliyorsunuz. Ama Sevda Hanımcığım, çok rica ediyorum. Lütfen eşya konusunda fazla uçmayın. Yani makul bir şeyler beğenin Allah aşkına. Ama canım böyle şeyler bir kere alınıyor. Hem ben sizin için ana ocağımı terk ettim. İyi ama Pakize Hanım da bizi istemedi Sevda Hanımcığım. Bizi değil Amir Beyciğim. Sizi istemedi. Hem isterseniz vazgeçelim biz bu ev işinden. Ben çocuğumu alıp giderim annemin evine. Tabii bizi kabul ederse. Siz de burada kalırsınız Mennan'la. Ama Sevda Hanımcığım olur mu öyle şey? Nereden çıkarıyorsunuz? Kira dediniz nedir? Erkeğin elinin kiri. Fena battık ama. Allah'tan tam zamanında geldi bu. Televizyondan açık lise işi. Ne olmuş? Ne olacak? Ben hiçbir şey anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok Sevda Hanımcığım. Döner sermayemiz. Fıldır fıldır dönecek şerefsizim. Para olarak mı yani? Hayır canım, para olarak olur mu? Yani keşke fıldır fıldır dönse diyorum. Ya özel bir kanal olsa evet, hatırı sayılır bir katkıda bulunur döner sermayeye ama... ücretsiz bir hizmet işte. Zaman yok. Rejim yapıp zayıflamaya zaman yok. En iyisi bir korse almak lazım. Televizyonda ince görünmek için şart. Şartla olgunlaştığına göre şöyle saçları boyatsam mı acaba? Aa, televizyona en doğal halinizle çıkın Cumhur Bey. Canım, son tarihte kim doğal haliyle çıkıyor ki ben çıkayım? Şu Seda Sayan filtresinden mi taktırsak acaba kameraya? Hani şöyle yanlardan basıp ince uzun gösterenden? İnna sabirin, inna sabirin. Allah-u Teala bizi böyle görmüş, böyle yaratmış. Yani başka türlü görülmeye ne gerek var canım? Madem televizyondan 70 milyon emekçiye sesleneceğiz, örnek olmamız gerek. 70 milyon din kardeşimize demek istedin herhalde. Ben bütün dinlere sesleneceğim efendim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Duydunuz mu Afet Hanım? Okulumuzda açık lise yayını yapılacakmış. Televizyondan liseyi bitirmek isteyenler için. Bu açık lise okumayanlar için çok güzel bir fırsat oldu değil mi Afet Hanım? Valla ben sizinle aynı görüşte değilim. Ben televizyonda lise eğitimi yerine yeni okullar açılsın isterim. Okullar açılsın, liseler açılsın, meslek okulları açılsın bol bol. Hazır fırsat çıkmışken televizyondan ezilen kadınlara destek mi olsam acaba? Yani Fidan Hanım, sizi gören kadınların ezildiğine biraz zor inanır. İnşallah canlı yayında şöyle yanlışlıkla üzerinize bir devrilirim de millet ezen kadın görür sayenizde. Bahar Hanım, ben sizi çok düşünceli görüyorum. Ne oldu? Böyle bir problem mi var?
Yok. Neden olacak canım? Onun Fuzuli dersi televizyon müfredatında yoktu ondan. Neyse canım, siz bu döner sermaye işleriyle ilgilenin. Ben 70 milyonun karşısında ne giyeceğim onu düşünüyorum. Sınıfta ders anlatırken ne giyiyorsanız, televizyonda ders anlatırken de onu giyersiniz, olur biter. Hiç de olup bitmez. Artı televizyonun karşısına öyle ben sıradan şeylerle çıkamam. Hoppala, bir de bu çıktı başımıza şerefsizim. Kuşbunu çayınızı getirdim amiri. Sen her şeye sokma burnunu kuş herif. Kuş amirim, buyurun. Defol. Defol amirim. Ya abiler, ablalar, resmen ne oluyoruz? Televizyona çıkıyoruz evin üstünden. Vallahi ben baştan söyleyeyim ha. Makyaj falan yapılacaksa ben yokum elemanlar. Ünlü olmanın bedelini ödeyeceksin be beton. Ya arkadaşlar ben aşağıda sevindim falan ama saçmalamayın abi. Açıklayacak kim ne yapsın? Millet dersten kaçmak için elinden geleni yapıyor. Olmaz o ünlü. Yok olmaz. Ay yok yok. Benim kesin saçımı yaptırmam lazım. Öyle ekran karşısına bakımsız çıkamam. Ay sonra maazallah haftanın öyküşü falan seçilirim. Ay onun üzerine onu almam lazım. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar, aha da karşınızda haftanın rüküşü. Arkadaşlar, bence kaset skandalı falan yapalım. Tabii oğlum, maazallah televizyona falan çıkarız ya. Düşünsenize, çok. Acaba Pikachu Kerem'le var mısın Arif? İlişki mi yaşıyor? Ben meşhur olmadan önce katil olayım mesela. Hatta ortaya buradayken şimdi katil olayım. Bütün abileri toplarım. Öyle mi? Öyle. Ya tamam arkadaşlar. Aa, bir dinleyin. Aha buldum. Buldum. Beton. Beton bence pavyona çıkıp şarkıcı olsun. Yok ya. İstersen ben katil olayım. Sen pavyona çık şarkı söyle. Öyle mi? Öyle. Şş, oğlum bir dakika. Bir de bizim aramızda böyle aşk ilişkileri olması lazım. Magazin şekli. Evet. Aşk olmalı. Manken sevgililer de yaparız. Ne diyorsun sen? İyi yaparsınız. Zaten benim manken gibi sevgilim var. Ya. Şok. Yoksa Pikachu Kerem'le Rüya arasındaki ilişkide son nokta mı? Ah sonra! Şok. Flash. Ortega son nefesini vermeden önce Pikachu'ya neler dedi? Pikachu bu şaka değil mi ya? Bir an önceki şakaydı. Çekmeyin lan! Çekme! Öyle mi? Çekmeyin lan! Yardım edin lan! Geç kaldım ben ya, oynamayacaktım. Akşam bir insan Günaydın. Sana öyle geliyor canım. Anlamadı ben. Anlarsın Sevim, anlarsın. Biraz daha konuşunca anlarsın. Ama derse geç kalıyoruz. Ben zaten geç kaldım. Kalmadık. Ne konuşacak biz? Sedat'a sevgililer gününü aldığın hediye hakkında konuşacağız. Ya çok güzeldi değil mi? Çok beğendi. Ya çok beğendi de biz pek beğenmedi dedim. Aa, neden ne senin? Sevgilime sevgililer gününe neden hediye aldığını açıklar mısın Didem? Tabii açıklarım. Yani biz böyle Deutschland'da arkadaşlarla birbirimize hep hediye alıp veririz. Yani Ortega da benim arkadaş olduğuna göre ne var ki bunda? Şöyle bir fark var ki Didemciğim. Orası Deutschland, burası Türkiye. Biz burada senin bu yaptığını başkasının çöplüğünde ötmek deriz. Ki bu hiç hoş karşılanmaz. Hiç hoş değil. Bu tavrını cahilliğine veriyoruz. Ama bundan sonra yanılıp da Sedat'ın 2 metre civarına yaklaşırsan işte o zaman senin için kötü olur Didem. Anladın mı canım? Ayrıca gözümüz de üstünde, bunu da o güzel küçük beynine sok. Derste görüşürüz. Çüss! Tamam abi, bu şekil böyle Ortega. Kameralar oluyor oğlum, her yerde kamerama var ha. Böyle bir dünya kamera, tamam. Geçeceksin önüne, oynayacaksın abi. Bütün hünerlerini dökeceksin böyle, tamam. O şekil. Şarkı markı. Gel kız buraya, Şirine gel buraya. Gel. Sen de gel Süzüme. Gel abi. Lan gel. Ha. Böyle abi geç. Birkaçı geç. Şov abi. Şov. Vokal yapacaksın, tamam bana? Tamam. Şarkı markı. Şşş Süzüme, gir abi bir tane şarkıya, gir. Sarılmandan belli, kıracaksın mı belimi? Çok canım acıdı. Çeksene elini.
Özledin mi diye bir sorsana bana. Ama nerede? Aylık var senin alnında. Sarılmandan belli, kıracağım mı belimi? Çok canım acıdı, çeksene elini. Özledin mi diye bir sorsana bana. Nerede? Ayılık var senin hamurunda be. Şarkı değişti. Kamera oynayacağım böyle kamera. Şarkı değişti. Gamze. Adamı mı ezberliyorsun? Ben senin adını hiç unutmadım ki aşkım. O benim kalbimde yazılmış. Başkalarından yer kaldıysa tabii. Ya aşkım saçmalama ya. Hadi gel hayatım dışarıda konuşalım 2 dakika. Tevayki konuşacak. Ya 2 dakikacık. Sevdim. Tamam 2 dakika ama. Tamam. Durma. Olay olacak. Hoş geldiniz. Buyurun. Dinliyorum. Ya aşkım sen niye bana bu kadar kızdın ben anlamadım. Niye mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Sedat? Sevgililer gününde başka kızdan hediye alıyorsun. Yetmiyor benim hediyemi çıkartıp bir de onu kiri giyiyorsun. Ya ama aşkım Didem. Didem yabancı değil ki. O da sonuçta bizim arkadaşımız yani çatpat tüçü koca ama. Ya neyse. Ya ne bileyim. Öyle formayı görünce Sedat falan yazıyor. Bir an dünyamı şaşırdım. Ve ya aşkım sen biliyorsun benim Fener'e ve futbola olan aşkımı en delisinden. Futbola olan aşkım başka aşklara neden oluyor galiba Sedat. İstersen ben çekeyim. Ya aşkım Gamze bebeğim yapma bunu bana ne olur ya. Ben senden başkasını ne yapayım? Ya tamam tişörtü giymekle büyük bir eşeklik etti benim düğünden. Kabul ediyorsun yani. Ediyorum tabii aşkım. Ediyorum. Bir daha da böyle bir eşeklik yapmayayım. Söz mü? Söz aşkım. Bir daha yaparsam süzükten daha süzük olayım. Büyük de yemin ediyoruz. Ediyorum aşkım, ediyorum. Peki. Bu seferlik affedildin. Aşkım benim aşkım benim. Tamam aşkım, tamam hemen şımarma hadi. Bundan sonra gözüm üstünde ona göre. Anlaştık aşkım, anlaştık bebeğim. Tamam hadi içeri gidelim. Gidelim. Yarim, çok özelsin yarim, pek özelsin yarim, pek özelsin. Geliyorum, hemen geliyorum aşkım. Hemen geliyorum. Sınıfta seninle konuşmak yok. Barbie yasakladı. Teneffüse at bahçeye geliyorsa. Önemli. Biz tedbirimizi alalım da değil mi efendim? Evet haklısınız. Bu işlerde gizlilik çok önemlidir. Diyorum ki naklen yayın sırasında nelerin gizli reklamını çekeceğimiz konusunda sizinle saptama yapalım diyorum. Ha? Bir saniye. Dinleniyor olabilir şu an. Bir saniye. Biz tedbirimizi alalım da. Evet. Nelerin reklamını yapabiliriz canlı yayında? Her şey. Sınırsız. Mesela sizin şapkanızı takabilirim ders verirken. Terlediğim zaman sizin deodoranınızı kullanabilirim. Süper ya, çok iyi. Abi, mesela canlı yayın sırasında telefon çaldığında sizin markanız telefonla konuşurum. Susadığım zaman sizin markanız suyu içerim. Çok doğru, harika. İyi ama bunların daha önce de söylediğim gibi bir riski var. Dolayısıyla fiyatı normal reklam fiyatından biraz fazla olacak. Amir Bey, ben bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Ben de sizin zırt pırt destursuz odama girmenizi doğru bulmuyorum Afiyet Hanım. Bakın, bu sınıfta çekim yapmanız öğrencilerin dikkatini dağıtacaktır. Zaten dersleri zor anlıyorlar, iyice anlamaz olacaklar. Afiyet Hanım, lokal değil, global düşünelim. Bütün Türkiye için çok önemli bu. Ama sizin öncelikle kendi öğrencilerinizi düşünmeniz gerekiyor. Düşünüyorum efendim. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız? Pekala. Ben yapacağımı bilirim. Bugünün işini yarına bırakmayın Afiyet Hanım. Lütfen kusura bakmayın. Bu bizim okulun çatlağı. Ne diyorduk? Gizli reklam fiyatlarını konuşuyorduk. Ya burada mısın?
böyle mi dahil verin? Abi keşke zamanında ders çalışsaydık. Şimdi sorulan sorulara cevap verebilirdik şu an. Olsun abi. Ben her türlü köpek gibi çalışacağım. Biliyorsun ben sanat için her şeyi yapmaya hazırım. Aman soyunma da Arif. Üstüme iyilik sağlık ya. Ne soyunacağım oğlum, utanırım. Gamze. Ay, ünlü olma fırsatını kaçırmamalıyım. Ay, belki bu sefer zengin bile olurum. Hayatım kurtulur kız. Aman inşallah rezil olmayız. Ay, şarkı söylememe izin verirler mi acaba? Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Rüya, ya bak onu bunu bilmem. Ekranda fazla göze batmamaya çalış. Yani seni biri beğenir, sonra başımı belaya sokma. Aa, sen televizyona çıkmadan bu kadar heyecanlısın. Kim bilir televizyona çıksan seni nasıl durduracağız Kerem? Ya hayatım, bak şimdi düşün. Ekrandasın. Milyonlarca insan seni seyrediyor. Herkes sana hayran. Ülken için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Sonra? Sonra seninle evleniyoruz. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. Ne bu haliniz böyle? Öğretmenim televizyon geliyor ya ondan. Ha ondan böylesiniz. Evet öğretmenim. Her iddiasına girerim en popüler ben olacağım. Yavaş. İstersen bunu canlı yayında seyircinin takdirine bırakalım Arifciğim. Öyle mi? Öyle. Yayın canlı mı olur bilmiyorum ama benim dersimi kaynatmaya kalkarsanız biraz sonra hepiniz cansız olacaksınız onu bilin. Dersimiz tarih. Şöyle bir iki ısınma sorusuyla başlayalım. Kalk bakalım Yeliz. Bravo! Evet. Sen bize İttihat ve Terakki Partisi'nden bahset biraz. Ay, tabii ki öğretmenim. İttihat ve Terakki Partisi tarih için çok önemli bir partidir. Ama sizin sağlığınız bizler için çok daha önemlidir sevgili seyirciler. Bravo! Sağ olun. Canlarım benim. Şimdi konuğunu, haftanın konuğunu çağırma zamanı. Evet! Sen de otur yerine. Hepiniz ünlü olmak istiyorsunuz ha? Evet. Canlı yayının getirdiği o sabun köpüğü, şöhretin yeni kurbanları sizlersiniz öyle mi? Evet. Peki şeyi hatırlar mısınız? Bu bir BBG evi vardı. Orada bir melik vardı. Hatırlayanınız var mı? O kim lan? Hatırlamıyor musunuz Melik'i? Ya hatırlamazsınız. Şimdi o çocuk ne yapıyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimin ne hakkı vardır ki bir genci alırsın tepelere kadar çıkarırsın ondan sonra oradan bırakırsın. Şimdi Melih ne yapıyor bilmiyorsunuz değil mi? Ama hepiniz ünlü olmak istiyorsunuz. Ünlü olmayı düşüneceğinize dertlerinizi düşünün. İlla sanatçı olmak istiyorsanız kendinizi yetiştirmeniz lazım. Şimdi izninizle, yüksek müsaadelerinizle ben dersime devam etmek istiyorum. Sayın star adayları. Tabii bu arada star olmayı düşünmeyenler de vardır içinizde. Haksızlık etmeyelim. Bu Ali nerede? Bugün de gelmedi öğretmenim. Açın kitaplarınızın 98. sayfasını. Ne oldu bu çocuğa? Geldiler şereflisim. Efendim, efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz. Ben canlı yayının yönetmeni Sinan Sekizoklar. Memnun oldum. Ben de bu okulun müdürü Amir Sağlam. Memnun oldum. Çekim yapılacak sınıfı tespit ettiniz mi acaba? Hayır tabii efendim. Tespit etmez olur muyuz hiç? Okul kapanır kapanmaz bütün tesisatınızı 11B sınıfına kurabilirsiniz. Çay için çaycımız, yemek için yemekhanemiz, tuvalet için de tuvaletlerimiz emrinizdedir. Büyük 500, küçük 250.000. Bahane Mennan, sanki hepsini bana yüklüyormuşsun gibime geliyor. Hadi canım oradan, senin gücün, kuvvetin bitmiş ya. Bırak hepsini ben taşırım. Bırak. Hamdolsun, gücüm de kuvvetim de yerinde, bırak. Ay, yardım etseydin bari. Hiç olur mu? Korkmaz. Olmaz.
O sizin nazik elinizi çöpe değdirtiyorsak bize yuf olsun ya. Biz ne güne duruyoruz değil mi lan? Ha. Ay çok hoşsunuz vallahi. Siz ikiniz gelin bakayım buraya. Bize mi dediniz abim? Evet ikiniz gelin bakayım. Buyurun amirim. Bu eşyaların taşımasına siz de yardımcı olun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Ben de ufak tefek bir şeyler taşırsın. Peki amirim. Gidelim sayın yönetmen. Buyurun. Buyurun. Hemen taşın. Demek taşımaya siz de geldiniz ha? Korkun Hasan'ım. Canım. Olur mu lan hiç öyle şey? Olur mu hiç? Ben sizin yerinize şey yaparım. Siz hiç elinizi kirletmeyin, bulaştırmayın, elleşmeyin. Ya hayır olmaz. Korkunasın yerine ben taşırım. Senin taşımana gerek yok. Kardeşim sen kendi yerine taşıyayım. Taşıyayım. Ay kavga etmeyin canım. Beraber taşıyın bari. Aha bari. Ne aman ya bravo ya bravo ya. Doğru söylüyor kız ya. Yani bizim aklımız Körpenaz'ın aklı kadar yok ha. Bravo ya bravo. Hadi birlikte taşıyalım biz oğlum, ya. Dur dur şöyle geç de dur geç. Gel bakalım. Geç, geç, geç. Yerin ateş püsü, geç. Dur. Buyurun, yürüyün Kırkın sana. Yürü, hop. Hadi gene iyisin Hidayet Hoca. Yani sen televizyonda göründükten sonra yakında milletvekili de olursun. Senin yaşanırdan ne eksiğin var son tahlilde? Allah'ın dediği olur Cumhur Hoca. Sohbetiniz bol olsun arkadaşlar. Gelin gelin Afet Hanım, biz de şu televizyondaki derslerden bahsediyorduk. Siz sohbetinize devam edin, benim daha biraz çalışmam gerekecekti. Yani bravo Afet öğretmenim, yani teneffüste bile çalışıyorsunuz. Bizim davada sizin gibi üç adam olsaydı şimdi iktidardaydık son tahlilde. Ne yani, siz tembellikten mi iktidar olamadınız? Doğal olarak. Bir de güneş çarptı tabii bizi. Mart'ın 12'siydi son tahlilde. Bahar'cığım bu bizim Ali ortalarda görünmüyor. Biliyorum Afet Hanım. İçimden bir ses bunun sebebini de bildiğini söylüyor bana. Of. Şey. İnanın gerçekten olmasını istemezdim ama Ali bana aşık oldu Afet Hanım. Tahmin ettiğim. Bunun sıradan bir öğretmen hayranlığı olduğunu kabul etmemekte de direniyor. O yüzden de okula gelmiyor. İletişim kurabilmek için her yolu denedim. Ama maalesef sonunda kavga ettik. Kavga mı ettiniz? Evet. Afet Hanım, İnanın çok utanıyorum. Yani meslek hayatımda hiç böyle bir şey benim başıma gelmedi daha önce. Yani bunun bir aşk ilişkisi olmadığını ona anlatmak için çok uğraştım. Kabul etmedi. En sonunda da çok hırçınlaştı. Bana hakaret etmeye başladı. Bu hayranlıktan öte bir şey değil. Bak bu benim işim. Bırak da bileyim ben. Ama bu bir iş değil, tamam mı? Bu bir iş değil. O yüzden burnunuzu gerekli gereksiz sokmayın buna. Sizin de sevgiden ne kadar anladığınızı gördük. Ali, ben senin öğretmeninim. Üstelik senden yaşça da büyüğüm. Benimle nasıl bu şekilde konuştuğunu anlamıyorum. Hak ettiğiniz gibi konuşuyorum. Ali. Sizin sevgi anlayışınız sizi yerden yere vuran sahtekar heriflerle ilgili. Ali. Serseri heriflerle. O yüzden benim işime karışma. Bana hikayeyi anlatmayın. Ali. Bilip bilmeden geyikler yapmayın bana. Yok benim psikoloji hocam böyleyim işte. Karizmatik bir herif işte. Nasıl hayran olabilirim? Ben de ona tokat attım. Aslında tam olarak da istediğim bu değil. Tamam, sen iyi bir öğretmensin Bahar. Ben elinden geleni yaptığına inanıyorum senin.
Tabii insanız, hepimiz hata yaparız. Mühim olan bu hatanın telafisi mümkün mü? Sizce mümkün mü? Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. İlk bir ay yapacağımız gizli reklamlar hazır. İkinci aya daha çok olacak şerefsizim. Reklamları seyredenler reklam vermek için kuyruğa girecekler. Şansal, Erman, işler iyi giderse size de kocaman bir akvaryum alacağım. Bakarsınız, iki tane de fıstık gibi dişi balık alırım size. Dişi balık lafını duyunca nasıl da coştunuz değil mi? Köfte orna. Sedat, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Aşkım, benim iki dakika işim var, hemen halledip geliyorum. İyi, hadi ben de geleyim. Sen gelemezsin. Niye? 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 Çünkü aşkım, ikimiz birden beraber erkekler tuvaletine gidersek okula reklam oluruz alimallah. Doğru söylüyorsun. O zaman sen tuvalete git, ben de kantinde seni bekleyeyim. Evet. Olmaz. Ben tuvalete gideyim, sen kantinde bekleme. Ya ne gerek var aşkım? Yani ben iki dakikada işimi halledip geleceğim aşağıda ya. Sen gerek yok. Törpü. Arkadaşını yapma. Sen törpüyle takıl. Ben iki dakikada geliyorum. Kaçtım ben. Geliyorum. Ne çeviriyor bu Sedat yine? Gelmeyeceksin sandı ben. Saçmalama. Senin gibi güzel bir arkadaşım çağırmış. Hiç gelmez olur muyum? Ne konuşacaksın benimle? Barbie. Barbie mi? Barbie ne olmuş? Sabah törpüyle beni tehdit etti. Aa, neden? Tabii ki seninle görüşmemem için. Yani ben çok şaşırdım. Hoşlandı, hiç yok böyle şeyler. Hiç de beklemiyordum. Anlamadı ben. Sedat, artık biz mesajlaşmayacak mı? Saçmalama Didem. Tabii ki mesajlaşacağız. Tabii ki görüşeceğiz. Hem benim kimle görüşüp görüşemeyeceğime kimse karar veremez en kılıbığından ha? Ya bence de. Tabii canım, ben seninle görüşeceğim diyorsam kesin görüşürüm yani. Buna da hiç kimse engel olamaz. Barbie bile. Tabii ki ya, o hiç engel olamaz. Sonuçta annem değil ki. Alt tarafı kız arkadaşım. Ya demek alt tarafı kız arkadaşın orada ya. Barbie. Bak, seni takip etmiş. Paranomanyak bu. Sen kapat çeneni yer cücesi. Barbie, hakaret etme. Ne biçim konuşuyorsun? Beni savunacağına Didem'i savunuyorsun ha? Ya çünkü biz çok iyi arkadaşız Barbie. Bak hala konuşuyor ya. Kızım sen belanı mı arıyorsun? Gamze sakin ol ya, konuşabiliriz. Ne konuşacağız ya, ne konuşacağız? Senin yalanlarını mı yoksa bu adi mahluğun oyunlarını mı? Gamze doğru dürüst konuş. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Konuştuklarına dikkat et biraz. Ya demek öyle. Hem Didem'i savunuyorsun hem yalan söylüyorsun, öyle mi? Güzel. Ama buraya kadar. Adam olduğunu sanmıştım ama değilmiş. Artık yoksun benim için. Numarayı benden aldığını söylersen dünyada konuşmaz benimle abla. Toz ol. Olmuyorum, dinliyorum. O zaman kapat çeneni, çalışana mani olma. Ne bu? İsteyen okula gelmiyor, isteyen geliyor. Hepsi sana benzedi. Kötü çalıyor. Ali. Merhaba. Evet benim. Ben iyiyim de sen nasılsın? Ne öyle, istediğin zaman okula geliyorsun, istemediğin zaman gelmiyorsun? Okula devam zorunluluğu kalktı da benim mi haberim yok acaba? Okul mu değiştiriyorsun? Ne demek okul değiştirmek? Aa, sen bir yarın gel okula da bir konuşalım seninle.
Abla ver ben konuşacağım. Daha kaydını almadığına göre ben hala senin öğretmeninim, emrediyorum. Yarın gelip beni göreceksin Ali. Güle güle diyorum ben sana. İyi akşamlar. Abla, Kopil okuldan mı gitmek istiyor? Yok canım, dur şimdi telaş yapma. Ay, hepiniz ayrı bir delisiniz. Nedir benim çilem, ben de bunu bilmiyorum. Herkes deli çıktı başıma. İyi akşamlar Ürfer Hanım. Ay, iyi akşamlar Afet Hanımcığım. Ben sabah telaştan şeyi unutmuşum. Nikah şekeri Tekin abinin düğününden sizin için de almıştım. Buyurun. Gelinimiz kendi tasarlamış. Çok zeki bir kız. Benden zeki olmasın. Ay bir de güzel Ceylan gibi benden güzel olmasın. Tekin abi görür görmez vurulmuş. Valla kendileri anlattılar. Böyle bir kumru bir kumru daha çifte kumru gibiler. Bakışlarını ayıramıyorlar birbirlerinden. Ay aynı Metin'le ben. Yalnız hemen çocuk istiyorlar Afet Hanım. Yani siz ne düşünürsünüz? Ben şahsen evliliğin ilk iki yılı çocuk yapımına... Ürfer Hanım çok işlerim var. Daha sonra anlatabilir misiniz bunları? Olur. Ben yarın geleyim. Hem fotoğrafları da alırım. Bakarız hem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay bunlar ailecek evliliğe karşı yani. Ay ben rüyayı uzak tutmakla çok iyi yaptım. Kızın istikbali kapkara olacaktı. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası. Ama öyle sevdim ki seni, öylesine sensin ki kuşlar gibi cıvıldar tattırdığın acılar. Şimdi yeniden başlayacağız hayatlarımızı. Senden tek bir isteğim var. Beni unutma. İnsanın kendi evi gibisi yokmuş şerefsizim. Biraz pahalıya mal oldu ama Allah'ıma şükürler olsun bugünleri de gördüm. Ay, evimizde de bir sürü eksiklerimiz var. Yani perdelerimiz falan da yok ama neyse, onları haftaya alırız. Benim için ilk derste ne giyeceğim çok önemli. Bakın, bu kazağı ilk çekimde giymek için aldım. Altına bu ayakkabıları. Bu pantolonu da ikinci çekimde türev ve integralleri anlatırken. Üstüne de şu blizi giyeceğim. Artı bu montu da havuz problemlerini çözerken. Nasıl? Beğendiniz mi? İyi, güzel de Sevda Hanımcığım. Affedersiniz ama bunları neyle aldınız? Sizden bir yere aldım. Ödünç kredi kartıyla. Ne? Benim kredi kartımla mı aldınız? Evet ama her şey indirimdeydi. Olamaz. Ay ben de olamaz dedim. Yani bu kadar şey 5 milyar tutması lazımken topu topu 2 milyarcık tuttu. Allah'tan şanslıyız ki indirim başlamıştı. İndirim başlamışmış. Siz ne yapıyorsunuz Sevda Hanımcığım Allah aşkına ya? 2 milyar az para mı benim gibi bir devlet memuru için? Üstelik yeni ev tutmuşken, bir sürü eşya almışken, bu kadar masrafa girmişken. Tamam o zaman. Bunların hepsini yarın gidip geri iade edin. Ben de yırtmaçlı mini eteğimle
dekolte bluzumu giyerim 70 milyonun karşısında. Ne? Yok canım. Madem almışsınız kalsın bari. Gamze, komşulara haber verdim. Video kayıt edecekler. Ay, birazdan yayın başlayacak kız, ne yapacağız? Ne yapayım yayın başlayacaksa törpü? Ayan hayret bir şeysin ha. Birazdan tüm Türkiye bizi seyredecek. Şu rahatlığına inanamıyorum. Ay ben de, sen ne zaman akıllanacaksın onu merak ediyorum törpü. Şş, onu bırak da sen makyajın belli oluyor mu onu söyle bana. Alın bu formalardan birer tane. Bu ne ya? Canlı yayında bunları giyeceksiniz. Müdürünüzün sizden ricasıymış. Peki ya giyversek? Vallahi müdürünüz almak mecbur değildir ama giymek mecburidir dedi. Tamam. Anladım. Teşekkürler, sağ olun. Biraz çabuk olalım lütfen. Evet arkadaşlar, lütfen biraz çabuk olalım. Evet, sessizlik lütfen. Arkadaşlar lütfen biraz çabuk olalım. Alıyoruz. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Buyurun Amir Bey, tam tamına 2 milyar. Bereket versin. Ama bir de para sayma makinesine sayalım. Para sayma makinesine sayınca bereketi daha fazla oluyor. Anlaştığımız gibi öğrencileriniz çekimlerde bizim firmanın giysilerini giyecek. Ama bir ay. Çünkü bu aldığım para sadece bir aylık reklam parası. Öyle olsun. Ama bir ay boyunca her derste gizli reklamımızı göremezsek... ...tazminatımızı alırız. Haberiniz olsun abi. Hay. Hiç merak etmeyin. Bizim döner sermayemiz sözünden asla dönmez. Ortada kesiyor musun bak şimdi? Evet sayın seyirciler, bu akşam da yanımızda konuk olarak saflıklarıyla ün yapmış olan Süzme var. Evet Süzme, bildiğin gibi burada 100 gün kapalı kalacağız ve içimizden birisi birinci olacak. Sen bu konuda neler söyleyeceksin, favorin kim? Benim favorim. Evet Süzme, sana teşekkür ediyoruz. Demek favorim benim. Gerçekten teşekkürler. Evet Süzme, buradan ailene neler söyleyeceksin? Söylemek istediğin, duyurmak istediğin herhangi bir şey var mı? Ben onları buradan... Çok teşekkür ediyoruz Süzme'ye bu güzel duyguları için, bizi aydınlattığı için. Evet Süzme'cim, seni yerine alabiliriz. Ben Arif Yılmaz, Show Haber Kuzguncu. Defne. Tamam arkadaşlar, sadece küçük bir şovdu. Bana güvenin, bu kadar olayı büyütmeyin. Millet, kopi geldi. Gel abi. Ne yaptın be Kopil? Özledik kendini. Ay sen neredeydin? Kopil'im be, acayip eğleniyoruz. Sensiz iddiaya girmenin bile tadı çıkmıyor. İyi ki geldin. Kardeşim, artık telefonum sana bedava. İstersen Fizar'ı bile ara. Kontürleri belal olsun sana be. Kopil, öpeceğim mi? İstersen öp yani. Beyler, ben size veda etmeye geldim. Ne? Ne diyorsun oğlum ya, dalga mı geçiyorsun sen? Nasıl ya? Saçmalama oğlum. Ahmet öğretmenle görüşmeye gelmiştim. Sizi de görmeden gitmeyeyim dedim. Ama niye? Okulu bırakıyorum ben Barbie. Dur hemen karar verme öyle. Saçmalama oğlum. Sensiz ne yapacağız? Ya Kopi, sen anlamıyorsun galiba oğlum. Biz buraya beraber girdik, beraber çıkarız, tamam mı? Bir problem varsa, biz çözemiyorsak hep birlikte gideriz, tamam mı? Oğlum, bunun sizinle bir ilgisi yok. Biz de burada duruyoruz kardeşim. Ya Kopil, biz de buradayız. Hem el ele verirsek bütün zorlukların üstesinden geliriz. Sizi anlıyorum ama ben kararımı verdim. Biliyorum sizi yarı yolda bırakıyorum. Sizi çok özleyeceğim.
Fazla kurcalamaya gerek yok. Sizi çok seviyorum. Böyle sildir mi Kurperes? Nasıl sileceğim ki? Ben sana göstereyim. Zopuyu böyle alacağım. Ne sıkacağım anlıyor musun? Ne de gevşek bırakacağım. Böyle ileri geride halde. Vallahi şöyle daireler çizeceğim. Temizliğini öyle yapacağım. Anladın değil mi? Allah Allah. Köyde bu kadar zamandır temizlik yaparım. Hiç böyle silmediydim. İşte bak orası koyuluk yer. Burası İstanbul. İstanbul'da temizlik böyle olur. Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Temizlik yapıyoruz, kapalıyız Menen Efendi. Bugün git, istersen hiç gel. Demek temizlik yapıyorsunuz he? Kolay gelsin. Lan Allah ciğerine bit düşsün. Ciğerine yıldırım insin inşallah. Bırak ya. Kardeşim parasıyla değer mi? Deftere yaz, vereceğiz ya. Allah Allah. Korpinaz Efendi, kantinden bir şey ister misiniz? Yok, sağ ol. Vallahi bak Çekim Bey, Bülbül'ün ölüsünü görün ki Çekim Bey ya. Veli ahvili veli kuvvet. Kardeşim sen deli misin, dembesek misin, sen manyak mısın ya? İşine git ya. Babanın yeri mi kardeşim? Gitmiyorum ya. Tövbe estağfurullah. Bela mısın lan sen? Şimdi şöyle oluyor. Belayım kardeşim ya, belayım. Sen hiç Bülbül'ün kakasından gidin mi lan? Seni bir ibikleyin de gör bakalım Menden Efendi. Asıl ben senin kanatlarını şöyle bir yolayım da sen o zaman gör Bülbül Efendi. Gör lan bunu ya. Gör lan bunu. Lan oğlum dur. Oğlum. Lan. Kız gitmiş lan. Ne birbirimize vuruyoruz ya. Hakkat gitmiş lan. Vay be vay be. Biz kız için kavga edelim, dövüş edelim. 40 yıllık arkadaşız ya. Olur mu, yazıktır, günahtır, ayıptır ya. Ya ayıp Menden ya. Senin yaptığın asıl ayıp ya. Hem senin ne de kırkılık arkadaşın oluyorum ya. Hem arkadaşım, ben kantinde bana vuran adamı istemiyorum Menden Efendi. Defol. İstemiyorum seni. Yürü git. Bana bak Bülbül Efendi. Ben senin dandik kantinine kalmadım, tamam mı? Sen öz abinle birlikte nasıl didişiyorsanız artık adam senin yüzünden gitti Amerikalara ta. Çok oluyorsun Menden, çok oluyorsun. Evet, çok oluyorum. Ötmeyen Bülbül. Lan ben şimdi senin elimi almazsam. Lan buraya! Seni ben elime! Elime alınmaz mıyım lan? Gel lan buraya! Yayın için bir dakika! Yayına bir dakika kaldı. Heyecanlanmaya hiç gerek yok. Dersinizi anlatın. Bir aksilik olmayacak. Kamera karşısında heyecanınıza engel olmalısınız. Benimkisi kameradan değil Sinan Bey. Bu doğal olmayan pudralar beni hapşırtıyor. Keşke evde Yasemin Ağacı kabuğunu toz haline getirip yüzüme sürseydim. Doğru. Ay bize niye makyaj yapmıyorlar? Son 10 saniye herkes yerine. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 derken yayında? Merhaba sevgili izleyiciler. Bir coğrafya dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi... rezene tohumlarıyla başlıyoruz. Ne diyor bu kadın ya? Heyecanlandı herhalde. Müfredatı şaşırdı. Mesela sinameki otu ve bağırsakların rahat çalışmasını sağlar. Bence hemen reklama girelim. VTR hazır mı? Tuvalet sorunu olanlara da bu öksü otunu tavsiye ederim. Affedersiniz, benim bütün sorunu yani tamamen halletti. Kestik. Reklam arası. Ay, Amil Bey nasıldım? Çok heyecanlandım. Kadriye Hanım biraz rahatlayın. Yani konuya gelelim artık. Müfredata göre enlem ve boylamları anlatmanız gerekiyor. Evet.
Evet, özür dilerim. Ben şimdi hallederim Sinan Beyciğim. Kaç dakika aramız var acaba? 3 dakikamız var efendim. Güzel, ben şimdi hemen hallediyorum. Memnam, tütsü. Tütsü namirim. Kadir Hanım, iyi misiniz? Bakın size tütsü getirdim. Ben çok heyecanlandım amir bey. Herhalde yapamayacağım. Olur mu Kadir Hanım, parayı peşin aldık. Efendim? Yani çok başarılısınız demek istiyorum. Ekranda çok doğal gözüküyorsunuz. Ciddi mi söylüyorsunuz amir bey? Gayet tabii. Televizyon çocuğu Okan Bayülgen bile televizyon çocuğu olmasına rağmen sizin kadar doğal durmuyor şerefsizim. Teşekkür ederim. Yalnız küçük bir sorunumuz var. Ne var, ne oldu? Bu doğal kumaşlardan yapılmış tişörtlerden giymeyi unutmuşsunuz. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi tişört? Öğrenciler ve öğretmenler hepsi bir örnek bu tişörtlerden giyecekmiş. Yönetmenin ricası. Televizyon işleri işte. Hocam, bizde Kopil için aldığımız fazla bir tane var, onu verelim. Tamam, siz onu verin Kadriye Hanım'a, o da onu giysin. Hadi, iyi dersler. Şş, kalem kalem kalem. Geçelim kalem kızlar. Maymun var mı? Ver ver ver. Bekle beni yine sekonlar kitabı, geliyorum. Oğlum var ya, Kadriye Hoca'yı 70 milyona rezil etmezsen bana tarif demesinler. Hocam. Şöyle yazı bizimki gibi olsun. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 yayındayız. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize paralellerle devam edebiliriz. Dünya üzerinde toplam 180 paralel vardır. Bunların 90'ı kuzey yarım kürede, 90'ı güney yarım kürededir. Ve her biri arasında 111 kilometre mesafe bulunmaktadır. Bunu size çizerek anlatabiliriz. Şimdi. Ne oldu, ne gülüyorsunuz? Özür dilerim sevgili izleyiciler. Yok, bittim ben. Kim yazdı o yazıyı oraya? Kadriye Hanım. Kadriye Hanım mı? Kimden izin aldı? Kadriye Hanım falan yazmadı kardeşim. Kadriye Hanım yazmadıysa niye kim yazdı dediğimde Kadriye Hanım diyorsun? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Çocuk oyuncağım bu. İş yapıyoruz burada ya, iş. Gideyim oraya. Çok özür dilerim. Artık geri dönüşü yok. Canlı yayından çıkamayız. Rezil olduk bütün Türkiye'ye. Menem. 70 milyonlar rezil olduk şerefsizim, rezil. Rezil amirim. Çok rica ediyorum, bir daha böyle saçmalıklar olmasın lütfen. Asla. Menam, ekipteki herkese çay getir. Bu sefer benden olsun. Benden amirim. Tamam, senden olsun. Nasıl yani? Ciddi bir yayın bu. Böyle zırta pozlukları kaldırmaz efendim. Şimdi sıra bende. Bu bildiriyi buradan Türk kadınlarına okuyacağım. Ne bildirisi Fidan Hanım, neden bahsediyorsunuz? Merak etmeyin Amil Bey. Bu sizi enterese etmiyor. Kadınları ilgilendiren bir bildiri bu. Artık kadınların bilinçlenip erkek hegemonyasına son vermesinin zamanı geldi. Bravo hocam, bravo, Gidin! Saçmalamayın Fidan Hanım. Eğer ille de saçmalayacaksanız gidin özel bir kanalda saçmalayın. Aa, nesi varmış bu kanalın? Reyting gibi düşün. Ya burası resmi bir kanal. Burada böyle sırta pozluklar olmaz. Abi, ne var, ne istiyorsun? Abim, bir öğrenciyle velisi geldi amirim. Okula nakil için gelmişler ya. Kıbrıs'tan uçan birim ya. Bir bu eksikti. Allah şükürler olsun amirim. Bu eksiğimiz de tamamlandı ya. Kes sesini zerzekerim. Zerzek amirim. Kadir'im. Yürü amirim. Ey Türk kadını. Yürüyün hocam. Nedir bu çocukça davranışın diye sormayacağım Ali. Çünkü sen ne yaptığını bilirsin. Biliyorum. Peki
bütün her şeyi aksatmana değecek bir üzüntü mü bu? İnanın değer. Güzel. Eğer değer diyorsan söylenecek bir söz yok. Ama bu benim halledebileceğim bir konu değil herhalde. Tam düşündüğüm gibi. Peki o zaman bu konuyu seninle başka bir arkadaşımız konuşmalı. Bana ihtiyacın olduğu zaman ben öğretmenler odasında. Tamam. Konuşmak istemediğini biliyorum. Ama ben seninle konuşmak istedim, izin verirsen. Öğretmenler izin istemez. Tokat atmak için bile. Sana attığım tokadı geri alabilmek için inan her şeyimi verirdim Ali. Şimdiye kadar kimseye böyle bir saygısızlık yapmadım. Bundan sonra da yapacağımı zannetmiyorum. Ama bana saldırdığın o kadar hassas bir konuydu ki. Hata bende. Öğretmenimin özel hayatına girmeye çalıştım. Kimim ki ben? Sen benim arkadaşımsın Ali. Ne olur böyle yapma. Arkadaşlar birbirine tokat atmaz. Arkadaşlar birbirini kollar. Sizin okulda bunu öğretmemişler. Ali, hata ettim dedim ya. Bazı hatalar affedilmez hocam. Bana attığınız tokat affedilebilir ama... bizim arkadaşlarımıza attığınız tokat hep aramızda olacak. O yüzden bu konuyu fazla uzatmanın anlamı yok. Ben Afet Hoca'ya veda etmeye gideyim. Gerçekten gidiyor musun? Emin misin? Size veda etmeye geldim. Gidiyorsun ha? Evet. Hangi okula gideceksin? Bizim orada bir lise var. Kaydımı oraya aldıracağım. Konuştum. Karar senin tabii. Biz elimizden geleni yaptık. Her şey için çok teşekkür ederim öğretmenim. Benim görevim. Ama görevimi iyi yerine getirebilmiş olsaydım sen okulda kalırdın. Siz bir öğrencinin başına gelebilecek en iyi şeysiniz hocam. Hoca Camide. Hoca Camide. Öğretmenim. Arada sırada ziyaretinize gelebilir miyim? Ne zaman istersen. Thank you.
Hoşça kalın. Kızımın okul değiştirmesi benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ama rahmeliyi Kıbrıs'ta bırakıp gelemezdik. Yeni evimiz okulunuza çok yakın. Biz de rahmeliyi buraya yazdıralım dedik. İyi, güzel söylüyorsunuz beyefendi de. Okulumuzun kontenjanı şu anda full. Yani dolu. Siz en iyisi çevredeki diğer okullara bir bakın. Ya desenize İstanbul'da müdür olmak hiç de iyi bir şey değilmiş. Müdür mü? Evet. Taksim'deki Intercontinental Oteli'nin müdürüyüm. Kıbrıs'taki Koloni Otel'den transfer oldum. Bunu baştan niye söylemediniz beyefendiciğim? Bilmem. Sizin gibi bilgili, kültürlü ve en önemlisi ekonomik durumu iyi olan birini okulumuzda veli olarak görmek bizim için şereftir şerefsizim. Ama ne der baba bu adam? Biraz önce yer yoğdu da şimdi yer vardır. Yavur kana. Olur mu evladım? Hiç öyle şey olur mu? Yani döner sermayemiz hızla dönerse sana da küçük bir yer buluruz elbet. Nasıl yani? Yani döner sermayeye hatırı sayılır bir katkıda bulunursanız biz de küçük hanıma bir yer ayarlarız elbet. Ha, anladım. Tabii o işi hemen halledelim de rahmeli de derslerine bir an evvel başlasın. Tabii. Buyurun. Bereket versin. Ben kalkayım artık. Tabii canım, müsaadeniz sizin. Siz hiç merak etmeyin. Ben küçük hanımı sınıfına kendi ellerimle yerleştireceğim şerefsizim. Bu arada otelinizin reklama ihtiyacı olursa beni arayın. Şu sıralar canlı yayındayım da. Olur, onu da bir sonra konuşuruz. Buyurun, buyurun. Ne var, sen ne istiyorsun? Çatlak kiremit. Hocam ben şey... Ne? Haklısın abi. Belamı aradım ben. Yok be oğlum. Belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım. Sonra buluyorsun bir kız. Unutuyorsun. Buldum. Ne istemeye gelmişsin sen? Çatlak kiremit. Ne istemeye gelmiştim? Şey, nasılsınız diye sormaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormaya geldim hocam. Arkadaş yeni mi? Hadi aptal aptal gezme de al arkadaşını sınıfına götür. Götüreyim. Onca'ya götüreceksin. O Onca'yı. Buyurun götüreyim sizi. Onca. Kapı. Kapı. Buyurun buradan gidelim. Ben Ali. Memnun oldum. Ben de Rahmeli. Nasıldır sizin burada arkadaşlıklarınız? Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarına? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Uzaydan mı geldin? Ne var? Biz Kıbrıslılar hep böyle konuşuruk. Sen hiç gelmedin Kıbrıs'a. Ben hiç gelmedim Kıbrıs'a. Yok, ne gereği var? Sen geldin ya. Ne güzel isim. Rahmeli. İşte o kadar güzel değil. Kıbrıs'ta çok var bu isimler. Ben isterdim mesela Sittiga koysunlar. Ama Rahmeli koymuşlar. Hem bence Sittiga çok daha romantik. Sittiga da güzel. Rahmeli olsun bizim olsun. Hadi gidelim, gezdir beni biraz. Hadi gidelim. Tamamdır artık. Arif. Arif yerine otur, ben kalkar oturtursam seni fena olur, ona göre otur yerine. Çabuk geç yerine. Geri. Sen buranın lise olduğunu unuttun galiba, elinde pudra böyle. İyi yayınlar beyler. Ali. Kopil oğlum, döndüm. Oğlum ben hiç gitmemiştim ki. Benim yerim burasıydı zaten. Yerini öğrenmene sevindim Ali'cim, hoş geldin. Son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1.
Kayıt. İyi günler. Ben tarih öğretmeni Afet Güçverir. Buradan bütün hükümete sesleniyorum. Açık lise yayını yapacağınız kadar örgün eğitim sistemini destekleyin ki yeni yeni okullar köylerde, kasabalarda açın ki... Ne diyor bu ya? Ayşegül? Anlamadım. Müdahale de edemeyiz. Ne yapacağız? Eğitimin televizyondan yapılmasının yararlı olacağına inanmıyorum. Eğitim ve öğretim okulda yapılmalı. Ne yapıyor bu ya? İyice kişileri kaçırdı şerefsizim. Bu kadın delirmiş şerefsizim. Ama siz hiç merak etmeyin, ben şimdi toparlarım durumu. Nereye Amil Bey? Canlı yayındayız. Sakin olun biraz. Hiçbir şey yapamayız. Her köye, her kasabaya okul yapılması gerekir. Okul eğitim demektir. Eğitim yapılan yerde okuldur. Öğretmene bak, neler söylüyor, duydun mu anne? Duydum kızım, duydum. Ne biçim ders bu böyle? Okul demek sadece ders demek değil ki. Okul demek paylaşmak demektir. Saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk demektir. Öğretmen abi doğru söylüyor vallahi. Tabii ya, ders dediğin okulda yapılmalı. Okul demek debeşir tozu yutmak demektir. Okul demek öğrencinin günaydın öğretmenim demesi demektir. O pırıl pırıl yüzlerini görmek, meraklı bakışlarını, afacan yaramaz gülüşünü görmek demektir. Hem meslektaşım hem de hemcinsim olarak Afet öğretmenin sonuna kadar destekliyorum. Ben de bu eyleme yürekten katılıyorum ve destekliyorum son tahliyle. Doğal olarak ben de destekliyorum. Biz Rütben Kalak Lisesi öğretmenleri olarak televizyondan yapılan eğitimi doğru bulmuyoruz. Yeni okullar açılmasını istiyoruz. Hayırsever vatandaşlara, iş adamlarına, sanatçılara sesleniyoruz. Lütfen okulu olmayan yerlere okul açın. Lütfen.